Akşam yemek sofralarında, yolda, pazarda, bir kahvede çay içerken hissettiğimiz temel şey güvenlik ve istikrardır. Bunun altını çizmek lazım. Dünden beri gece saat 2-3'e kadar Nüseybin'deki sokağa çıkma yasağını konuştum. Valiyi ben birkaç kez aradım. Nüseybin'den arayan insanlar oldu. Dün Vali Bey'i ziyaret ettiğimizde bu konuyu da gündemimizdi. Ne Nüseybin, ne Cizre, ne de başka bir yer. 4 gün, 5 gün süren sokağa çıkma yasaklarını asla hak etmiyor. Yani bir güvenlik uygulamasının hiçbir şekilde ne hükümet ne de bu güvenlik uygulamasını harekete geçiren güvenlik bürokrasimiz halka bir cezaya dönüşmesine razı değil. Bunu ifade etmek isterim. Bizi hiç memnun etmiyor. Şurada burada bu kadar uzun süreli sokağa çıkma yasakları. İnsanlar arıyorlar. Bir sürü ihtiyaçları var. Tabii ki kolay değil. 150 bin nüfuslu ilçelerde 5 gün sürecek bir sokağa çıkma yasaklarının evet insan hakkını ihlal eden yanları da doğal. Ama bunu AK Parti hükümeti yaratmıyor. Yani bu ihlalleri konuştuğumuz zaman öbür taraf yani şehirleri bir mayın tarlası haline getiren, hendekler kazarak vatandaşı huzursuz eden, hendeklerin üstünden atlayıp evine girmek zorunda bırakan insanlara da bir şey söylememiz lazım. Yani bu güvenin ve huzurun yegane garantisi AK Parti'dir. Ama AK Parti tek başına bu güven ve huzuru sağlayabilecek durumda da bugün maalesef değil. Çünkü farklı anlayışlar ve farklı siyasetlerle karşı karşıyayız. Çok doğru. Bir gencin suçu ne olursa olsun bir tankın arkasına bağlanıp sürüklenmesi kabul edilemez. Bu bir ihlaldir. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Ölenin kimliği ne olursa olsun bu bir ihlaldir. Bu ihlale hepimiz karşı çıkalım. Ama o ihlali yaratanların kimler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu sıradan bir olay değil. Yani bu kadar önemli bir güvenlik alanında siz o fotoğrafı çekebiliyor ve servis edebiliyorsanız sizin devletin dışında farklı bir gücünüz var demektir. Bizim bu gücü tanımamız lazım. Bu gücü tanımak için size ben 2009'un sonlarına doğru bölgede seçilmiş milletvekillerinin eline kelepçe vurup o fotoğrafı servis edenleri hatırlatmak isterim. O nasıl ki çözüm sürecinin üzerinde büyük bir risk yaratmıştı. Bu türden fotoğraflar da bugün evet çözüm ve barış duygularımıza, emellerimize karşı farklı bir duyguların yaratılmasına yol açıyor. Böyle fotoğrafları biz tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimizi Sayın Başbakanımız da bütün parti adına ifade etti. Gerekli soruşturma yapılacaktır ama bunun bir hükümet politikası olduğunu söyleyenler maalesef doğruyu söylemiyor. 7 Adana seçimlerinde biraz sustuk diye biraz oylarımız düştü. Bak değerli arkadaşlar. Niye? Tam çalışmadık. Kendimizde kusur aramamız lazım. Ve istediğimiz yerlere gidemedik. Her kapıyı çalamadık. Esnafı ziyaret edemedik ve insanların gönlüne göre hareket edemedik. Onun için biraz oylarımıza düşüş oldu. 17.800 oya düştü. Bu oyları 25 bine çıkarmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermemiz lazım değerli arkadaşlar. Herkes kendi arkadaşını, kendi dostunu, kendi komşusunu, kendi akrabasını lütfen bir hatırlasın. 1 Kasım seçimlerinin çok önemli olduğunu hatırlasın. Çünkü Türkiye'de 1 Kasım seçimlerinin tek başına AK Parti'nin iktidara gelmesi demek, Türkiye'ye huzur gelmesi demektir, düzen gelmesi demektir. Özellikle en çok bu işlerden etkilenen bizler, Güneydoğu'da etkilenen bizleriz. Bu sorunun çözülmesi için AK Parti'nin mutlaka tek başına iktidara gelmesi lazım. Çünkü sonuçta çözüm sürecine tek sahip çıkan bir parti var AK Parti'dir değerli arkadaşlar.